Bugün şu anlık toplamda 850 yumurta topladık babamla bu sabah. O yani günlük ortalama en kötü ihtimalle 28 koli falan çıkıyor yani. Maksimum 28 koli çıkıyor. Bu 28'in 3 kolisi X-Large, yani tavukların büyük X-Large, yani 100 gram üstü falan maşallahısı var. Bunların çoğunluğu zaten çift sarılı çıkıyor. Bunların fiyatını perakende satış fiyatı 45 liradan satışa sunuyorum. Elimde de zaten hiç kalmıyor. Bunu yanı sıra Latch 5 koli anca çıkıyor yani çoğunlukla. Bundan sonra geriye kalan 5 kolisi de small, yani 53 gram altı, yumurta bazından bahsediyorum. 53 gram altı da small çıkıyor. Geriye kalan 15 koli de medium aralığında değişiyor. Bu medium dediğimiz şey ise koli ağırlığı 53 gram ile 63 gram arasında değişiyor. Bu da işte en kötü ihtimalle 1650-1700 ile 1900'e kadar dayanıyor. Bunların ortalama bir yumurta satış fiyatını aldığım zaman her yumurta bazı yani 1 liradan daha fazla, 1 lira 10 kuruşa falan geliyor. Bu da işte 850 yumurtadan günlük benim yumurtadan kazandığım cirom 850 yani 900'e kadar çıkıyor. Ha, bu benim günlük cirom. Tabii bu tavuklar da yemiyor. Bunların bana masrafı var. Yer kirası olsun. Bunu yanı sıra siz söyleyin. Yol masrafım, yeri geldiğinde elektrik, su masrafı, görünmeyen masraflarımız oluyor. Hani ortalama günlük şeyimizi çıkartırsak, yani günlük zaten 400 TL'si yeme gidiyor bunun en kötü ihtimalden. Geriye kaldı zaten 500 liramız kalıyor. Bu 500 liranın da işte şöyle söyleyeyim, günlük 10 lirası su, elektrik, cakçuda gidiyor. 50 lirası da yol masrafım var benim. Şey, bir yolları eklediğimiz zamanda da işte görünmeyen masrafları da eklediğimiz zamanda da en kötü şartlarda hani fazla hesaplama yaptım ben. En kötü ihtimalle günlük 300 lira bir kazanç sağlıyor bana kağıt üstünde. Yani en son ay sonunda zaten bizim bir kasa defterimiz var. Kasa defterine zaten hesapta ona örtüşüyor. Çoğunlukla zaten üstüne bir fiyat çıkıyor. Hani hamdolsun. Ama bu işe girecek olanlara da şunu söyleyeyim ben arkadaşlar. Hani tavuk bakmak kolaydır. Yani her baba yiğit yapabilir. Kendine güvenen, sorumluluk isteyen bir iş. Yani hiçbir iş kolay değildir. Fakat yani bu tavukların önünden suyu eksiltmeyeceksin veya aslında yemi eksik kalmayacak, sürekliden bahsediyorum. Hani yeri geldiğinde 1-2 saatten bir şey olmaz. Veya şu an mesela Antalya şu an 35-36 derecelere çıktı ama kümesin içi gayet serin, nemsiz ve amonyak kokusu da sıfır. Yani çok rahat bir şekilde konuşabiliyorum. Çok rahat bir şekilde nefes alabiliyorum. Hani bunları yaparsanız zaten her canlıya ne kadar iyi bakarsanız o canlı da size iyi bakar. Ama bir de işin diğer kısmı var, pazarlama konusu. Şöyle bir değineyim. Piyasada yumurta toptancı olsun, cart olsun yani olanlar tüketici diyor senin niye yumurtan daha pahalı diyor. Yani pazarlarda satıyorlar mesela kolisini, large boydan bahsediyorum. 2 kilo kolisi, 2 kilo gelen yumurtadan bahsediyorum. Bunların fiyatı 20 lira. Tabii tüketiciye de hiçbir şey diyemem ben. Yani zorla alacak diye bir şeyim yok ama piyasada gezen tavuk yumurtası, köy yumurtası diye pazarlanan, fiyatı ucuz olan ürünlerin çoğunu ben net bir şekilde size söyleyebilirim ki onlar kafes yumurtası. Yani gezen tavuk sektöründe ciddi anlamda bizim yem maliyetimiz çok yüksek. Yani maliyetleri çok yüksek. Yani ben bir ayda toplasanız 3 ton
3,5 ton yem tüketimim var. Ama büyük firmalar olsun, bunlar işte 100 tona kadar çıktığı zaman fabrikalarda 100 tona göre bir fiyat çekiyor. Hani 200 liradan değil de 110 liradan çuvalı geliyor silo şeklinde. Yani pazarlamayı iyi yaparsanız, sosyal medyayı iyi kullanırsanız, hani çevreniz vardır, onlar fasafiso, ama siz bu işe en kötüden hesaplayıp girmeniz lazım. Çünkü en kötüsünü düşünmeniz lazım ki ilerleyen zamanda hani o şey karşınıza geldiği zaman, hani ben buna göre hesap yapmıştım, ona göre de yol alacaksınız. Şu anda aklıma gelen şeyler bunlar. Yani bu işte şunu diyebilirim ki, bu işte para var. İşinin başına durursan, pazarlamayı iyi yaparsan, tavuklarına iyi bakarsan herhangi bir sorun yaşamazsın. Hepinizden de bu tavuklarım için birer tane maşallahınızı bekliyorum. Teşekkürler.